Değerli izleyiciler, şimdi ana haberde konuğumuz Yasin Öztekin, Sivasspor'un başarılı futbolcusu ve Öztekin ailesi olacak. Yasin, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz nezaket gösterip yayınımıza katıldığın için. Ailenle de mutlu günler diliyoruz. Tabii biz erkekler için özellikle bu koronavirüs süreci biraz daha zor oldu. Kamplar, maçlar, deplasmanlar derken bu süreç evde nasıl geçiyor? Yani öncelikle konuşmaya başlamadan önce ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. İnşallah en kısa zamanda bu salgını atlatırız ve çok daha güzel günler bizi bekler. Dediğiniz gibi ben de aslında alışık değilim bu kadar uzun süre evde kalmaya. Bir de en son Sivas'a gittiğimde orada 2 ay yalnızdım ve şimdi de gerçekten ailemin yanında olduğum için tabii ki mutluyum. Çocuklarımla, eşimle güzel vakit geçiriyoruz. Tabii ki değişik bir süreç ama elimizden geldiğince iyi vakit geçirmeye çalışıyoruz. Peki hakem Ali Palabıyık Hoca geçtiğimiz günlerde yine bu programda konuğumuz olmuştu. Hocaya sahada maç yönetmek mi daha zor, evde çocuklara bakmak mı daha zor diye sordum. Evde çocuklara bakmak daha zor dedi. Daha zormuş, bunu öğrendim bu süreçte dedi. Sen neler söyleyeceksin bu konuda? Yani gerçekten dediği aslında kısmi doğru yani. Sonuçta çocuklara bakmak tabii ki çok zor değil ama zorlukları da var. Her zaman onlar için orada olmak lazım. Zamanında ve yerinde yanında olmalı lazım. Yani hocamı gerçekten ona katılıyorum. Yani bazen gerçekten zor oluyor. Peki bu süreçte evde çalışmaları nasıl yapıyorsun? Bir taraftan işte ligler başladığında da mümkün olduğunca kendinizi hazır tutmaya çalışıyorsunuz. Bir program var mı? Nasıl geçiyor 24 saatin? Ya ben tabii ki şimdi evde her gün sporumuzu yapıyoruz ama eşimle birlikte tabii ki. O şu an 2 haftadır benim hocam. O her şeye o bakıyor. Çocuklar da arada sırada katılıyor. Ama tabii ki evde ne kadar spor yaparsan yap, futbol oynadığın gibi, dışarıda sahada idman yaptığın gibi veya maç yaptığın gibi tabii ki olmuyor. O yüzden de bu süreç tabii ki bütün futbolcular çalışıyordur ama lig başladığında veya lige yakın zaman kaldığında bu süreci iyi atlatmak lazım. Çünkü gerçekten o eski formuna, %100 formuna geçmek istiyorsan, gelmek istiyorsan bu 3-4 hafta kamp dönemi gibi olması lazım. O yüzden dediğim gibi burada ne kadar çalışırsak çalışalım, önemli olan lige başladığımızda o kamp süreci en önemlisi odur. Hanımefendi mi daha hafif idman yaptırıyor yoksa maçlarda antrenör, takımda antrenör mü daha hafif idman yaptırıyordu diye sormadan edemeyeceğim. Yani futbola dışarıda alıştığım için artık kolay geliyor ama evde alışık olmadığım için ve eşim de gerçekten sporu çok sevdiği için bu disiplini de çok disiplinli. O yüzden bazen zorlanıyorum yani. Peki iki sevimli hanımefendiyi de bizimle tanıştırırsan çok sevinirim. Onlar da bugün yayın konuğumuz. Eşim Mücella, çocuğum kızım Selma ve oğlum Miraç Kağan. Merhaba. Merhabalar, selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Merhaba. Bu sefer sorum hanımefendiye olsun. Yasin Öztekin evde ev işlerine yardım eden bir erkek mi? İşte bulaşıkları ben yıkayayım diyor mu? Nasıl geçiyor günler? Yani genel olarak zaten bence bu evde karantina zamanında zorlandığımız en etken olan şey alışık olmadığımız bir durumun içinde olmamız. Yani en zoru bu bence. Normalde başka şeylerle kıyasladığında dünyanın her yerinde savaş oluyor, bir şeyler oluyor. Onlarla kıyasladığında aslında gayet de lüks bir hayatın içindeyiz. Şu an evimizdeyiz, savaş içinde değiliz. Bunları göz önüne getirdiğimizde tabii ki güzel bir süreç ama alışık olmadığımız bir süreç olmadığı için en zoru olan da bu. Biz de alışık değiliz sürekli bir arada olmaya. Kamplar oluyordu, idmanlar oluyordu. Şimdi bir aradayız. Şimdi sağ olsun arada elimden bezi alıyor, tabakları koyuyor filan. İdare ediyoruz yani, güzel bir süreç. Peki. Yani tanımadığım yanlarını görmeye başladım yani. O sosyal medyada dönen yeni bir espri var ya işte.
karantina günlerinde eşimle birlikteyim, bayağı iyi birine benziyor diye bir espri var. Herhalde birbirimizi yeniden tanımaya başladık değil mi? Yani aile ilişkilerinde de öyle. İşte çocukların huylarını daha iyi fark etmeye başlıyoruz. Evet. Eşimizle ilişkilerde belki daha önce fark etmediğimiz yanlarını fark ediyoruz. Evet, evet. Eşlerde de öyle. Yani aslında biz 10 yıldır evliyiz artık. Yaşımız küçük ama küçük evlendiğimiz için 10 yılı geride bıraktık. Maşallah. Birbirimizin huyunu gayet iyi biliyoruz. Çocuklar, yani asıl bence değişik olan şey çocuklarla oldu. Şimdi belirli bir sistemimiz vardı. Sabah çocukları gönderiyorduk. Biz kendi başımıza, onlar okuldayken vaktimiz geçirebiliyorduk. Kendimiz için bir şeyler yapabiliyorduk. Bu süreçte aslında çocuklarla ne kadar az vakit geçirdiğimi anladım. Aslında çok da çocuklarıma karşı ilgili bir anneyimdir. Ama işte ufak şeyler, birlikte kart oynamak gibi ufak şeylerden zevk almaya başladık. Yani önemli olan bu. Bu süreci böyle atlatmak güzel oldu. Evet, dünya tabii çok zorlu bir süreçten geçerken bizde de aile ilişkileri farklı oluyor. Yine hanımefendiye bir soru daha sormak istiyorum. Bunu gerçekten merak ediyorum çünkü. Şimdi Yasin bazen maç kazanıp eve geliyor, bazen işte kaybediyor ve geliyor. Aradaki fark çok büyük oluyor mu? Oluyor, olmaz mı? Yani mesela arkadaşlarla ufak bir misal, her insan hafta sonları program yapar arkadaşlarınla, bir yere gidelim. Mesela biz senelerdir öyle bir lüksümüz yok. Maç sonrası mesela bir yere, restoranta gidelim diyorlar. Ben mesela diyorum ki maç durumuna göre karar vereceğim diyorum. Maçı kaybedersek gelmeyiz, maçı yenersek geliriz. Yani hep program hep bu şekilde oluyor. Peki peki son sorumu da Yasin Öztekin'e sorayım. Sevgili Yasin, tabii lig tekrar başlayacak ama o tarih artık ne zaman olacak, nasıl olacak belli değil. Kalan maçlar bir program dahilinde oynanacak. Sivas Spor ve şampiyonluk yarışı için neler söylersin? Ya lig aslında ertelenmeden önce gerçekten buna inanıyorduk ama şu an yani futbolu düşünecek, yani %100 futbolu düşünecek bir durumda değilim. O yüzden benim için önemlisi ve herkes için önemlisi bu salgını önce bir atlatmamız lazım. Bunu atlattıktan sonra zaten futbol zaten güzel bir şey. O sahada olmak zaten çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Bunu da zaten bütün arkadaşlarım aynısını düşünüyordur. Tabii ki sezon başladığında bu kamp süreci olacak. Orada nasıl hazırlanacağız? Yani yüzde kaçımıza varacağız? Onu hiçbiri tabii ki bilmiyor ama gerçekten bu ligde eğer oynanırsa ve son 8 haftayı da oynarsak, 9 haftayı tabii ki en iyi şekilde, en iyi pozisyonda bitirmek istiyoruz tabii ki. Sevgili Yasin, çok teşekkür ederim. Eşiniz hanımefendiye ve çocuklarınızın da alnından öpüyoruz. Çok teşekkür ederiz, nezaket gösterdiniz. Biz teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. İnşallah güzel bir yayın geçirirsiniz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Allah mutluluğunuzu hiç bozmasın. Evet, değerli izleyiciler, Sivas Spor'un başarılı oyuncusu Yasin Öztekin ve ailesiyle birlikte olduk. Ana haberde haberlerimize devam edelim. HES Kablo Kayseri Spor'un başarılı oyuncusu Yasir Subaşı karantina günlerinde çalışmalara devam ettiğini söyledi. Bütün dünyayı etkisi altına alan bir virüs var. Sizin de herkesin, bütün dünyanın haberi olduğu gibi. Bizler de evimizdeyiz. Karantina kuralına uyuyoruz. Evlerdeyiz. Teyiste kalanlar teyiste. Bizler de çalışmalarımıza evlerimizden devam etmeye çalışıyoruz. Tabii kulübümüzün verdiği program dahilinde bütün kulüpler tahminimce program vermiştir sporcularına. Biz de onları uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah tabii hazırlık kampı geçireceğimizi düşünüyorum. Orada da işte o hazırlık kampına en iyi şekilde dönebilmek için, en iyi şekilde başlayabilmek için evlerimizdeki çalışmalara devam etmemiz lazım. Bu çok önemli diye düşünüyorum. İlk devre ve sezon başı istediğimiz performansı ortaya koyamadık. Hem skor olsun, hem netice, hem oyun olarak. İstediğimiz şeyleri zaten bu da fikstürde açık bir şekilde puan tablosunda belli oluyor. İstediğimiz bir şekilde başlayamadık ama sonuçta lig bitmedi. Sizin de bildiğiniz üzere en son Yeni Malatya maçından 2-1'lik bir skorla galip ayrıldık. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Eskiyi unutup, ligin ilk devresini unutup yeni bir sayfa açmak istiyorduk. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Tek düşüncemiz liglerin başlamasıyla birlikte ligde kalmak. Puan ve puanlar alıp
maçlar kazanıp ligde kalmak tek hedefimiz. Bunun için de lig başladıktan sonra, antrenmanlara başladıktan sonra elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Her Türk sporcunun hedefi olduğu gibi benim de hedefim milli takımda oynamak. Gençler Birliği'nin başarılı futbolcusu Ahmet Oğuz karantina döneminde evde nasıl vakit geçirdiğini anlattı.